Arkadaşlar, bugün güzel bir konuda bilgi vermek istiyorum size. Tabii özellikle ben Leicester üzerinden gideceğim ama bütün canlı doğuranlarla ilgili de durum aşağı yukarı aynıdır. Leicester yani canlı doğuranlar kaç aylıkken doğurmaya başlar? Onun bilgisini vermeye çalışacağım size. Şu anda bu görmüş olduğunuz balıklar, aynı zamanda özel tür fil kulak Leicester, 3-3,5 aylıklar. Yani ben size şöyle söyleyeyim, 3 aylıkken balıktan yavru alma ihtimaliniz başlıyor. Tabii bu 3 aylık diyorum ama yani boyut olarak da bu boyu yakalamanız lazım balıklarda. Sadece 3 ay demek doğru değildir. 3 ayı ben nasıl söylüyorum size? Böyle geniş bir alanda balıklara bakarak ve sürekli canlı yem takviyesiyle çeşitli bol tablet yemler, kuru yemler, pul yemler vererekten bol bir beslenme düzeni ile 3 ay diyorum. Yoksa evinizde küçük bir alanda, yani şöyle küçük bir akvaryumda 30 tane balığa bakaraktan 3 ay içinde yavru alamazsınız. Çünkü o yavrular zaten gelişmeyecektir, büyüyemeyecektir. Söylediğim kriterler çerçevesi içinde geniş bir alan, güzel bir beslenme, özellikle canlı yemle balıklarınızı bu boya getirdiğiniz zaman bu da bende aşağı yukarı 3-3,5 aya tekabül ediyor. Bu balıklardan yavru almaya başlayabilirsiniz. Özellikle ben size bu 3 aylık balıklarını göstermeye çalışacağım. Hep bunlar fil kulak zaten. Burada gördüğünüz küçük yavrularda 3 aylık. Büyüklerin, ana damızlıkların benim annelerim, babalarım. Şu anda ben yem vereceğim diye çok hareketlendiler ama şöyle göstereyim. Yani en büyükleri saymayın. En büyükten daha küçük kalan yavrular 3 aylık hep. Ve bunlardan yavru almaya başladım ben. Boyut olarak göstermek için de mesela şu yavrular daha 2 aylık falan. Bunların daha doğum olayı başlamadı. Şurada bir tane çok büyük erkeğim var. Bu arada kaynadı. Diğerlerini yanına atmam gerekiyordu az önce gösterdiğimi. Onu kepçeyle tutarken burada kaçmış, ben de ellemedim, kaldı. Hem de boyut farkını görmem için güzel oldu. Mesela o balık da 3-3,5 aylık ve şu anda çiftleşir ve ürer halde. Ama diğerleri daha küçük, dediğim gibi 2 aylıklar. Şu anda hiçbir şekilde bunlardan yavru alamam. Ama bir ay sonra doğurmaya başlarlar ve gördüğünüz gibi alanı, balık sayısını. Bu balıklar 2 günde bir artemya ile besleniyorlar. Gene fark açısından, görünme açısından buradaki balıklarımız 1,5 aylık falan, 2 aya biraz daha yakınlar bunlar. Bunlar da daha küçük, yavru alma ihtimalimiz yok. Tam 1 aylık yavrular da burada. Boyut farklarını göstermek için bunları özellikle çekiyorum. Hem şöyle bir fil kulakları da görmüş olursunuz. Hep zaten artık fil kulaklarım kaldı hobi alemde. Çok az kırık lepistes kaldı. Bahsettiğim gibi tamamen fil kulağa döneceğim o bir alemde. Onlar üzerinden de bu konuyu anlatmış olayım size. İşte kaç aylıkken yavru almaya başlayabilirim sorusunun cevabı olarak bu videoyu çekmek istedim size. Gene bir çok sorulan soruyla bu videonun içinde bahsedeyim. Balığım ne zaman doğuracak? Çünkü bağlantılı bir konu. Şimdi arkadaşlar fotoğraf çekip balığım ne zaman doğacak diye genelde sorular geliyor zaten sürekli. O sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Şurada büyük dişlerim üzerinden o konuyu anlatmaya çalışayım size. Mesela bakın, yeni doğum yapan dişlerim bunlar. Karınları komple inmiyor. Kısmen gene karınları şiş vaziyette. Şu anda çok hareketli oldukları için onu gösterebileceğimi bilmiyorum ama şöyle yapmaya çalışsam. Yok, kırık lepisteslerde de şu anda çok bariz bir şey yok. Bunlar hep böyle ben yem vereceğim diye buraya geliyorlar ama bu kadar kırık lepistesim kaldı sadece. Bu akvaryumu boşaltıp buraya da komple fil kulak yapacağım zaten. Ben size gene göstermeye çalışayım da bunlar çok hareketli olduğu için nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Sanırım bu konuda çok başarılı olamayacağım. Böyle dop dolu bir dişim yok şu anda benim. Ama konu özetle bir bol, yani lepistesler zaten
en kötü şartlarda 30 günde, 31-32 günde doğum yapıyorlar. Balığın karnı bir kere davul gibi şişecek. Yani resmen patlayacak gibi olması lazım lepistesler özellikle. Yani ben hep bu konuyu lepistesler'den anlatıyorum ama diğer canlı oranlar için de aşağı yukarı konular aynı. Aşırı bir şekilde karnının şiş olması lazım. Sonra arka bölgesindeki, yani karnının en arka bölgesindeki siyahlık iyice siyahlaşmış olması gerekiyor. Şöyle yakın çekimde göstermeye çalışıyorum balıklardaki durumu. Şu anda hem örnek teşkilesin, burada hemen doğuracak bir balık yok. Yeni yeni karınlar şişmeye başlamış, yeni yeni doğumlar başlayacak. Gerçi bir tanesi doğurdu, hangisi doğurdu bilmiyorum ama bu boydaki balıklar dediğim gibi doğurmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi o arka bölgesindeki siyahlık iyice simsiyah olacak. Hatta doğumuna son gün kala dikkatli bakılırsa oradan yavruların gözleri falan da görülebiliyor, seçilebiliyor. Ve doğum yapacak balık bir köşeye çekilir. Kendini güvene alır. Ve hızlı hızlı nefes almaya başlar. Buradan da balığın doğurup doğurmayacağını anlayabilirsiniz. Yavrulu alma yöntemini çok fazla tercih etmiyorum. İmkanınız varsa akvaryumu bol bitkilendirip yavruların kaçabileceği alanlar sağlayıp doğal bir ortamda yavru almanızı tavsiye ederim. Ama tabii yoksa, başka yapacak bir çareniz de yoksa, yavrulu alacaksınız balığı. Dediğim belirtileri gördüğünüz takdirde. Ve kesinlikle bu bahsettiğim belirtileri görmeden balığınızı yavruluğa almayın. Zaten yavruluk çok stresli bir ortam. Boşu boşunuza balığınızı günlerce yavrulukta tutmuş olacaksınız. O yüzden bu belirtilerin hepsini gördüğünüz takdirde balığınızı yavruluğa alabilirsiniz. Veya zaten doğal bir ortamda doğum yapacaksa hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Dediğim gibi balığım ne zaman doğurur sorusuna da bir cevap vermiş olayım bu videoda. Aynı zamanda kaç aylıkken balıklar doğum yapabilir? Onun da sorusu bu videoda olsun. Sanırım hepsinin cevabını vermiş oldum. Şöyle videoda özellikle fil kulaklarının da videosunu isteyen arkadaşlar için de yakından çekmeye başlayayım. Bunları önceki videoda hatırlarsanız yeni aldım. 20 tane yeni kan damızlık fil kulaklarım. Bunlar büyük bir akvaryumda yine hızlı bir şekilde büyümesi için ve su üstü bitkileriyle de yavruların kaçabileceği alanları sağlamak için de su üstü bitkisi var. Bu akvaryumda 2-3 tane yavru gördüm şu anda. Bitkilerin alanında saklanıyorlar. Benim ilk kendi kanım, fil kulaklarım burada. Şu anda bir erkek ve 3 dişim kaldı. İlk aldığım fil kulaklardan. Geri kalanların hepsi benim ilk doğan yavrularım ve artık onlar da üremeye başladılar. Onlar da doğurmaya başladılar. Dediğim gibi 3-3,5 aylık yavrular. Bunlardan sonraki yavrular da burada. İkinci nesil yavrularım benim. Hem boyut farklarını da göstermiş olayım size. Yani bunlar da 2 aydan büyük, 2,5 ay civarında olan yavrular. Her doğumda dişi, erkeği farklı bir akvaryuma aldım. Yavrularını aynı akvaryumda bıraktım. Bunu yapmamdaki amaç da yavrular su değişime çok fazla gelemiyorlar. Ölmeye başlıyorlar tecrübelerinde. O şekilde böyle bir yöntem yaptım. Sonraki parti yavrularım da bunlar. Bunlar da aşağı yukarı artık 1,5-2 ay civarında yavrular. Boyutların arasındaki farkı da görüyorsunuz. Ve sonrasında da artık 1 aylık aşağı yukarı olan yavrular da burada. Bunlar da gayet hızlı bir şekilde geniş bir alanda canlı yemle birlikte büyümeye devam ediyorlar. Şimdi sonra burada son bir parti daha yavru aldım ama şu anda ortaya çıkacaklarını pek sanmıyorum. Şu arkada bir tane var. Tabii hemen kaçtı ama. Yani daha 2-3 günlük yavrular da var burada. Yeni parti yavrular da burada doğdu. Tam bütün dişilerin doğumu bittikten sonra da bu akvaryumdaki de anne babaları alıp yeni akvaryuma taşıyacağım.
Şu akvaryumda kırık ve pisleseden bitirdikten sonra yeni akvaryum burası olacak onların. Dediğim gibi birkaç sorunun cevabı olabilecek konulardan bahsetmeye çalıştım. Son noktada da fil kulaklarımı size göstereyim dedim. Çünkü fil kulakları çok seviyorsunuz biliyorum. Ben de elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Hobi Annem'e aşağıdaki abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video yüklüyorum kanalıma. Videodan beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesinden eklediğim bütün videoları istediğiniz kategori halinde alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünden kanalımın sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Kanalımı Facebook, Twitter, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Özellikle Facebook'a kendi eklediğim videolar dışında denk geldiğim, gördüğüm güzel hayvanlarla ilgili videolar da ekliyorum. Kanalımı Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.